Diyabet kan şekeri yüksekliği hastalığı olarak bilinmekte ve dünya çapında çok sayıda insanı etkilemektedir. Çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Hipoglisemi de tam tersi olarak kan şekeri düşüklüğü hastalığıdır. Ve dakikalar içerisinde hayati sorunlara yol açabilir. Hipoglisemi kan şekerinin 70 mg bölü desilitrin altında olma halidir. Hastanın sağlıksız beslenmesi, aşırı şeker tüketimi, düzensiz beslenme, aşırı yorgunluk, aşırı alkol tüketimi, diyabet hastasıysa insülinin fazla miktarda tüketilmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi, yanlış öğrenilmesi, şeker hapının fazla tüketilmesidir. Kan şekeri düşüklüğü hissedildiğinde kan şekerinin ölçülmesi gereklidir. 70 mg bölü desilitrin altında ise ve belirtileri beraberinde eşlik ediyorsa hastaya hipoglisemi tanısı konulmaktadır. Tedavisi hastanın 3 ila 4 adet kesme şeker alması ya da bir çay bardağı meyve suyu ya da limonata almasıdır. Eğer hastanın belirtileri kesilmediyse 10-15 dakika içerisinde bir kez daha aynı tatbik yapılmalıdır. Eğer hastanın bilinci kapalıysa hastaya ağızdan hiçbir şey verilmemeli. Eğer sağlık merkezi şartlarında ise hasta profesyonel yardımla damardan kan şekerini yükseltmek için şeker tatbiki yapılmalıdır. Eğer hasta ev şartlarındaysa hasta yakınında daha önceden bu konuda bilinçlendirildiyse, öğretildiyse kas içine glukagon dediğimiz maddenin enjeksiyonu yapılmalıdır. Bu şekilde kan şekerinin normale yükseltilmesi sağlanabilir. Hastanın bu hipoglisemiden korunabilmesi asıl gerekli olandır. Bunun için de hastanın düzenli ve sağlıklı beslenmesi gereklidir ve eğer diyabet hastasıysa hasta ki biz genellikle hipoglisemi hastalığını diyabet hastalarında görüyoruz. Bu hastalarımızın tedavisine çok iyi bir şekilde uyum sağlaması, hastaların doktorlarından gerekli eğitimi alıp aynen yapılması gerekenlere uymaları gerekmektedir. Bir de reaktif hipoglisemi hastalığını biz biliyoruz. Reaktif hipoglisemi de yemek yendikten sonraki saatlerde genel olarak 2 ila 4 saat içerisinde sıklıkla gördüğümüz bir kan şekeri düşüklüğü halidir. Bu hastalarımızın 3 saat gibi bir şeker almama haline, açlık haline dayanması mümkün değildir. Bu yüzden hastaların en fazla 3 saat aç kalması, hatta gün içerisinde 6 ila 8 defa öğün yemeleri gerekmektedir. Bununla alakalı diyetlerini almaktadırlar. Hem hipoglisemi'nin hem de reaktif hipoglisemi'nin mümkün olduğunca düzenli ve sağlıklı beslenmeyle önüne geçilmesi mümkündür. Bu hastalarımızın istemesek de bu halle karşılaşmalarını daha önceden düşünmeleri gereklidir. Ve o yüzden yanlarında şeker ya da tatlı bir yiyecek bulundurmaları gerekmektedir. Basit şekerlerden uzak durmaları gerekmektedir. Basit şekerler nelerdir? Beyaz şeker, mısır şurubundan oluşmuş gıdalar, hazır paketli gıdalar, gazlı şekerli yiyecekler, bildiğimiz o paketlerin içindeki şekerli gıdalar, bunlardan uzak durmaları gerek.